Böyle bir etkinliğin parçası kıldığınız için teşekkür ederim. Hem Polen Ekoloji'ye hem Ekoloji Birliği'ne. Yani Aykut Hoca ve Aslı'nın sunuşlarından sonra ben daha saha merkezli şeyler söyleyeyim. Yani paralel düşünüyoruz yaklaşımlarıyla. Özellikle bu adil geçiş, nasıl diyeyim, adil geçiş işi yutturma çabası karşısında Aykut Hoca'nın hani çizdiği çerçeve anlamlı oldu. Bu herhalde Türkiye'de de yeni yeni hem emek zeminindekileri hem ekoloji mücadelesi içindekilerin önüne set çekmeye bir tür dönük bir hamle olarak yeni yeni Türkiye'de de gündeme gelen bir yaklaşım. Ya şimdi bu tabii madenler ve Türkiye'deki işte sanayileşme Aslı'nın çizdiği bağlamla bir iş kolu merkezli bir sendikal mücadele ile karşılanamayacak düzeyde bir yoğun uluslararası iş bölümü içerisinde ve Türkiye kapitalizminin ihtiyaçları doğrultusunda bir saldırı programı var. Burada hem emeğin bedeninin talan edilmesi, metalaştırılması hem doğanın metalaştırılması süreci eşleşik olarak devam ediyor. Ve burada bir vahşet pratikleri inşa ede devam ediyor. Hem iş kazaları babında hem doğal kaynakların, doğanın talan edilmesi, metalaştırılması babında hem de ölümler, yani canlı ölümleri bir yok etme pratiği olarak devam ediyor ve Anadolu'nun dört bir tarafı hem enerji maden havzaları açısından hem sanayi bölgeleri açısından muazzam ölçekte bir yağma faaliyeti sürdürülüyor. Türkiye'de Artvin dışında organize sanayi bölgesi olmayan il yok ve organize sanayi bölgeleri ilçelere kadar yaygınlaştırılmış ve bunlar tabii ki tarım havzalarının yağmalanması sürecinin bir uzantısı olarak gündeme getirilmiş ve buralarda da bu emek ilişkilerinin denetimine dair yani kamunun denetimine dair herhangi bir uygulama yok. Zaten yapılan denetimlerin hepsi de işverenlerle bir işbirliği halinde gerçekleşen seremoni biçiminde yapılan denetimler. Yani burada da işçilerin ya da oradaki bölge halklarının taleplerini dikkate alan bir kamu denetçiliği hususu da söz konusu değil. Dolayısıyla herhangi bir kuralın olmadığı, herhangi bir önkesenin olmadığı, kolluğun ve yerel işte cemaatler, tarikatlar, mafyaların da sürecin içerisinde dahil edildiği bir ve oradaki yerel siyasi patronajın da sürecin içerisinde olduğu ve sendikaların da işin içinde olduğu bir yağma ve talan sürecinden söz etmek lazım. Özellikle 2015-2020 arasında Türkiye'de çok yaygın, bırakın kömürden çıkışı, Soma'da 2015 sonrasında Soma-İzmir hattında ve Türkiye'nin değişik yerlerinde yeni devasa büyük yeraltı kömür işletmeleri açılıyor. Bunun Özyeğin grubu, Koç grubu, Fernaz grubu açılıyor. Ve bir taraftan da kömür madenciliğinden nitelikli madenciliğe geçiş pratikleri yaşanıyor. Maden iş kolundaki çalışan, resmi olarak çalışan, yani çünkü etrafındaki diğer taşımacılık falan gibi iş kolları, enerji gibi iş kolları da var. 210 binleri aştı. Yani bu 2015'te 150 bin küsur sınırındaydı bu oran. Şu an 2015'ten 2021'e geldiğimizde 60 bin yeni işçi katıldı maden sektöründe ve bunlar ağırlıklı olarak altın, gümüş, bakır, işte Çin'e Milas havzasında silikozis üreterek şey olan perspat, kuvars gibi madenlerde hızlıca bir ruhsatlandırma şeyi var. Yanlış olmasın bir şeyle bir 2015-2020 arasında 3.987 maden ruhsat ihalesi yapıldı. Bu ihale edilen sahaların 1.148'i ruhsata dönüştü. 2020 yılında sadece ihaleye çıkartılan 2.114 maden sahasının 901 adeti için ruhsat düzenlendi. Yani Türkiye'de 7.709.000 hektarlık bir alanda maden sahası sınırı altında ve bu yağma
hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun temel bir şeyi var, bir nedeni var. Yani Türkiye kapitalizmi hem uluslararası iş bölümünün bir gereği olarak da sıfır sermaye hani üretimiyle doğanın metalaştırılması meselesine uluslararası ortaklarıyla beraber hız kazandırmış durumda. Yani mesela İliç'te bir altın madeni pratiği var, devasa Anagold firmasının. Ve orada bir dağ silsilesini çökerten ve oldukça teknolojik girdilerle bu işi yapan pratik var. Ve burada İyi Partili iki tane amcanın bu çevreye verdiği zarar konusunda ve oradaki talan yağma konusunda mücadelesi var. Ve bütün kasabayı satın almış, şimdi altın üretiyor ve dolayısıyla o bölgedeki işçileri verdiği ücretlerle susturuyor. Sendika zaten satın alınmış bir unsur. O da bir bastırma aracı olarak işlev görüyor. Yerel siyasal patronaj bu toplumun susturulması, burada üretilen değerden küçük de olsa bir parçanın parça sayesinde susturulması sağlanabilmiş oluyor ve buna karşı da koca o havzada iki tane insanın itirazı, mücadelesi söz konusu oluyor. Şimdi burada biz tabii bir sendikal pratik olarak yani çevre, ekoloji merkezli doğanın metallaştırılması pratiklerine önsel olarak itiraz ediyoruz, tutum alıyoruz. Yani burada bir ücret sendikacılığı ya işçiler ne der, ne demez filan işçiye bunu anlatma gayretinde. Yani bu biraz 10 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını göstererek. Ama bu bir politik konu. Yani sendikal sınırları, işte bir demokratik kitle örgütü mücadelesi sınırlarını da aşan politik programlar gerektiren bir konu. Ama şimdi politik programlar, politik hedef denildiği zaman da şu an sürdürülen örgütlenme çabalarını, mücadeleleri küçümseyen, görmezden gelen, onun merkezcil önemini hafifseyen bir yerden söylemiyorum. Bu ihtiyatla söylediğim bir şey ama sonuçta merkezcil, uluslararası düzeyde merkezi bir iş bölümü sayesinde ve Türkiye kapitalizmi ihtiyaçları doğrultusunda merkezi olarak organize edilen bir metalaştırma saldırısı, emeğin bedeninin talanı karşısında da bir hem toplumsal siyasal düzeyle de bütünlüklü bir mücadele düzlemi gerekir. Çünkü karşımızdaki güçler, özellikle enerji ve maden sektöründe karşımızdaki güçler tehlikeli topluluklar. Hem devletin resmi gayri resmi nizamının içerisinde olan sendikal düzeyle ve bu maden ruhsatlarının dağıtılması süreçleri de işte Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ın oğlunun fonksiyonu var. Bu bilinir, maden enerji. Yani kimin hangi sahayı alacağını, hangi ihaleyi alacağını, hangi madende kimin taşeron şirketi olarak konumlandırılacağına bu ilişki biç mekanizmaları karar veriyor ve dolayısıyla bunların karşısında ekolojik nedenlerle ya da işte emeğin hakları meselesi nedeniyle açığa çıkan ilişki biçimlerine yönelik de resmi ve gayri resmi saldırı mekanizmaları veya işte önleyici mekanizmalar, caydırma mekanizmaları devreye giriyor, susturma mekanizmaları. Burada birincisi satın alma yöntemi, susturma yöntemi. İkincisi yani tehditle, telkinle susturma yöntemleri devreye sokuluyor. Dolayısıyla bu güçlükleri de aşacak olan şey yani her bir noktadaki mücadelenin birliğini sağlayacak bir politik ufkun, programın hani ortaya çıkması lazım. Bu da ha deyince olabilecek bir şey değil. Biraz bu çabalar bundan 10 yıl önceki çevre ekoloji mücadeleleriyle şu anki sorgulama öz eleştiri düzeyleri arasında ciddi bir fark var. Çünkü bu 10 yılın deneyimi bugün bunları söyletiyor. Yani bu çünkü gelip bir yere çarpıp ışığa çarpan kelebek gibi düşüyor. Ve sonuçta yürütülen mücadelelerin önemli bir etkisi oluyor ama büyük oranda da sermaye, kapitalistler, patronlar istediklerini kazanmış ve yaptırmış oluyorlar. Burada şimdi kömürden çıkış, işte kömür çıkış işinin bir yalan olduğunu, Türkiye'deki bu organize sanayi bölgelerin enerji ihtiyacına dönük bir planlamanın içeride olduğunu, çünkü bu işte Koç, Demir Export, Fernas, Soma'da büyük bir ocağı var.
Şimdi hem Fernas ayrı büyük bir işletme açtı, hem Koç yeni bir işletme açtı. Şimdi bir Özyeğin Çinlilerle ortak bir şekilde yeni bir maden sahası kurdu. Ve bunlar, bir de şöyle düşünün, yani geçmişte 2014 Soma katliamı öncesinde özellikle yeraltı maden işçiliğinde klasik ayak yani diye tabir edilen işçilerin kazma kürekle çalışarak kömür ürettikleri bir pratik vardı. Ama artık şimdi çok yüksek teknoloji girdili. Devasa hiltilerin, monorayların, makinelerin kömür üretiminde kullanıldığı ve aşağı yukarı da işçi sayısının düşmesi gerekirken bu teknolojik girdiğiyle işçi sayısının, ona rağmen çalışan işçi sayısının arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu korkunç üretim tekniğinin işçilerin ciğerlerini parçaladığını görüyoruz ve bunun oldukça yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü kömür kazmayla çıkan tozla bu devasa hiltiler ve molaraylarla yani yapılan kömür madenciliği arasında insan ciğerinin soluyacağı toz oranında milyarlarca düzeyde, rakam olarak telaffuz edemiyorum. Fark var ve bu çok genç yaşlarda 2 yıllık bir çalışmayla, 3 yıllık bir çalışmayla bir ciğerlerinin tükenen madencilerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu hastaneler, Sağlık Bakanlığı, işte biz Soma Hastanesi'nden Celal Bayar'la, oradan 950'de bir zincir var. Ama buralardan bütün çabalarımıza, yani arka yollar, ön yollar, resmi başvurular, bütün çabalarımıza rağmen akciğer ve hastalıklarla ilgili yani verileri, toplam verileri almaya dönük bütün çabalarımıza karşılık bulamıyoruz. Yani burada bu verileri tespit etmek, açığa çıkartmak imkansızlaşmış durumda. Ve bu iş kollarında da işverenler kendilerinin belirlediği sendikalarla çalışıyorlar ve bu sendikalara da işverenlerin doğrudan temsilcileri katılıyorlar. Yani şimdi maden iş kolundaki en büyük sendika Türkiye Maden İş Sendikası, işte geçmişte işte özellikle özelleştirme süreci öncesinde kamuda örgütlü bir sendika ve buna karşı direnişleri de olan bir sendika, ama 2010'lardan itibaren özelleştirme süreciyle birlikte bu sendikal yapı doğrudan bu büyük maden şirketlerinin denetimine geçti. İşte Nurettin Akçul diye bir şahsı, ki bu adam Ciner Holding'in Çayıran işletmesinin eski muhasebe müdürüdür. Orada yapılan toplu iş sözleşmesinde işveren adına imzası olan bir şahsiyeti. Silah zoruyla önce şube başkanı yaptılar, sonra 6 ay sonra da sendikanın genel başkanı yaptılar ve halen sendikayı yönetiyor. Demin bahsettiğim maden ve enerji sektörünü yürüten ekip bunu böyle koordine etti ve bunlar da işverenlerin doğrudan işte büyük maden şirketlerinin temsilcilerinin sendikanın merkezinde olduğu ve maden şirketlerinin aleyhine bir davranış biçimi içine girerlerse de koltuklarını kaybedeceği bilgisine sahipler. Şimdi bu ilişki biçimi, bu yerel rant dağıtım mekanizmalarıyla da, yani oradaki yöre derneğinde işçilerin mensup olduğunu, oradaki cemaati de, oradaki mafya grubunda, yani işte tedarik, nedir, taşımacılık, işte küçük ihaleler üzerinden o çıkar grubunun bir parçası haline getiriyor ve dolayısıyla buna karşı verilen bir çevre mücadelesinin ya da işte hak arayışının, emek merkezli bir hak arayışının karşısında da orada bir devasa ve resmi kolluğunun ve hukukun da şeyinde olan, nedir, arkasına almış bir güçle karşı karşıya kalmak zorunda bırakılıyorsunuz. Şimdi bu total organize sanayi bölgeleri, yani bu çok ve enerji havzaları meselesi kritik bir mesele. Maden ve enerji havzalarındaki sıfır maliyetle sermaye üretiminde Türkiye'deki egemen sınıfın, Türkiye kapitalizminin en önemli yatırım yaptığı. Yani şimdi 1000 gramda 6 gram altın üretiyorlar İliç'te ve korkunç bir hızla ve korkunç bir bir büyük bir üretim var. Aynı şey Madra Çayı'nda ya da Çanakkale Lapseki'de Nurol üretiyor. Yani bu bunlardan başka Türkiye'nin şu andaki mevcut ekonomik iktisatçıların anlattığı hikayede de bundan başka da bu ülke kapitalistlerinin çıkış yolu yok.
Ve bu dolayısıyla doğanın metalaştırılması meselesi karşısında da agresif bir devlet siyaseti, işte egemen sınıf siyasetiyle karşı karşıya kalınmış oluyor. Bunu yıkmanın yolu, yani bu olguyu tabii belirleyen şey, temel etmen onu da vurgulayayım. Sonraki tartışma bölümünde şeyi söylerim. Yani sonuçta ortada Türkiye'de çok büyük bir proletarleşme süreci yaşanıyor. Bunda tarım politikalarının, yani uluslararası düzeyde onun yerel yansımalarının çok büyük bir etkisi var. Ciddi bir proleter nüfus oluşmuş durumda. Ciddi bir yedek sanayi ordusu işsiz oluşmuş durumda. Bu da Türkiye'deki en önemli ihraç ürünü, yani ordusundan sonra en önemli ihraç ürünü. Bu proleterleşme olgusu ve bu mülkiyet ilişkilerindeki parçalanmanın yoğun bir şekilde devam etmesi bir yoksulluk ve açlık korkusunu beraberinde getirdi Anadolu'nun dört bir tarafında. Büyük kentlere göç etmeyen insanlar bu küçük ölçekli sanayi havzaları, enerji havzaları ve organize sanayi bölgelerinin etrafına yığıldılar. Yani yakın merkezlere doğru yığıldılar. Ve burada açlıkla terbiye edilen bir, Türkiye'de ilk kez bu açlık olgusu gündeme geldi pandemi ile beraber derinleşti. Şimdi burada bir şey görülmeye başlıyor. Bir taraftan Ünye'deki bir madene karşı, sondaja karşı verilen direnişle Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçilerin direnişi ve hak alma arayışı birbirinden uzak değil, aksine iç içe aynı sınıf mücadelesinin bir değişik dalları ve dolayısıyla bunu aynı mekanizma yapıyor. Orada emeğin talanıyla çevrenin, doğanın metalaştırılması sürecini aynı ilişki, yani bunu bir serbest piyasa böyle falan yapmıyor. Serbest piyasa dediğimizde bir sonuçta ilişki biçimiyle işleyen, birileri tarafından yönetilen, yönlendirilen. Şimdi bu proleterleşme olgusu Anadolu'nun dört bir tarafında hem bu çevre mücadeleleri açısından, hem ekoloji mücadeleleri açısından, hem hak mücadeleleri açısından bu proleterlerde yeni bir huzursuzluk, çelişki açığa çıkartmış durumda. Bu çelişki şu: 1940'lı yıllardan itibaren Türkiye'de merkez sağ, milliyetçi, muhafazakar, İslamcı siyasi oluşumlarla iş görmüş olan bu yoksul emekçi toplulukları çok büyük oranda artık proleterleştiler. Ve aç kaldıklarını, yoksullaştıklarını ve hemen köylünün doğasının, civarındaki doğanın yağmalandığını aynı anda gözlemlediler. Ve kendi aralarından birilerinin, eskiden birlikte aynı camiye, aynı kahveye giderken gördükleri birilerinin siyasi mekanizmalar yoluyla, cemaat yoluyla, işte mafyöz ilişkiler yoluyla zenginleştiğini gördüler. Bu insanlar oradaki AKP yöneticisi, MHP yöneticisi, il yöneticisi, ilçe başkanı, milletvekili filan gibi figürler olarak ve aslında kendi yoksullaşmalarının, kendi doğalarının metalaştırılma süreçlerinin kaynağının bu ilişkilerde olduğunu görmeye başladılar. Bu yeni bir olgu, yeni bir emekçi, proleter, emekçi halk gerçekliği ve bu durum karşısında da ilk kez devletleriyle, çünkü yasaya başvurdukları zaman, hak aramak için hukuka başvurdukları zaman hukukun kendi karşılarında olduğunu gördüler. Ya da işte ilk önce kolluğun kendi karşısına dikildiğini görüyor çevrede ya da emek mücadelesinde. Zaten diğer mekanizmanın, valilik, işte siyasi partiler mekanizmasının da kendi hakkını almasını değil de bu hak talebini unutmasını, talep ettiklerine şahitlik ettiler. Ve bu çok yaygınca yaşanıyor. Yani bu Kütahya'da da yaşanıyor, Konya'da da yaşanıyor, Erzincan'da da, Türkiye'nin dört bir tarafında böyle bir, bunun nasıl bir yerde toparlanabileceği, bu ekoloji, işte sendikal ya da işte politik mücadelelerle nasıl toparlanabileceği önümüzdeki zaman dilimlerinin konusu. Ama basitçe bu yerel düzeyde yürütülen her bir mücadelenin değerini ortadan kaldıracak dillere başvurma tehlikesinden uzak, hani tehlikesinde işaret etmek isterim. Çünkü bu mücadeleler olmadıkça, bu tarz toplumsal çabalar, arayışlar olmadıkça merkezden söylenen siyasi program, işte söylemlerin de çok bir karşılığı yok bu topraklarda. Mesela bu hareketlerin havza düzeyinde, işte il düzeyinde ortaklaşmasını sağlayacak deneyimlerin açığa çıkmasını beklemek, ben mücadelelerin de
bizi o noktaya doğru getirdiğini, götürdüğünü görüyorum. Yani zamanla da bunun gerçekleşebileceğine de yine mücadelelerin bizi oraya doğru taşıyacağına inanıyorum. Burada durayım ben.